Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Bir yeni anime inceleme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Pokemon Journeys 43. bölüm incelemesindeyiz. Aynı zamanda bu Sword Shield bölümlerinde ikincisi oluyor özel bölümlerinin biliyorsunuz. Sword Shield özel bölümleri aslında bizim oyunda görmüş olduğumuz senaryoyu birebir anlatan bölümler. Güzel, ben yani bu şekilde anlatılması taraftarıydım zaten bu bölümlerin. Bölümü incelediğimizde ise genel olarak bölümde aslında ana olaya girmeden önce böyle bilgi olarak bir hazırlık yaptığımızı görüyoruz. Çok fazla bilgi verdikleri işte Sword Shield efsaneleri ya da Galar efsanesi hakkında çok fazla bilgi verilen bir bölüm oldu. Ash ve Go'yu farklı yollara biliyorsunuz ittiler. İlk bölümde böyle gördük. Ash başka bir maceraya atıldı. Go başka bir maceraya atıldı. Aslında bunu yapmaları güzel olmuş. Çünkü hani bölümleri uzatmadan eğer az bölümde çok şey anlatacaklarsa bu yolu tercih etmeleri çok doğru geldi bana. Çünkü iki yönden anlatınca daha çok şey anlatılmış oluyor. Geçen bölümden devam ettik. Biliyorsunuz Ash'in yolu nereye gitmişti? Leon'a gitmişti. Leon'la birlikte yanlışlıkla Gigantamax ya da Dynamax olan Pokemon'ları sakinleştirme yönünde bir maceraya atılmıştı. Go'nun yolu da Sonya ile kesişmişti biliyorsunuz. O da Sonya ile birlikte başka bir maceraya atılmıştı. Bu bölümde ise bunun devamını görüyoruz. Öncelikle Ash'ten başlayalım. Ash, Leon'la birlikte yine yanlışlıkla Dynamax olan ya da Gigantamax olan, neden yanlışlıkla diyorum? Çünkü Rose'un yapmış olduğu deneyler sonrasında ortaya saçılan enerji ve Galar parçacıkları nedeniyle bazı Pokemon'lar istemeden de olsa Dynamax ya da Gigantamax'e dönüşüyor parçacıklar isabet edince. Leon ve Ash de bu gereksiz yere, yani yerinde olmayan, bir de hırçın davranıyorlar tabi bu Pokemon'lar, vahşi Pokemon olduğu için. Bunlar sakinleştirmek için bir mücadeleye atıldılar. Bu sırada Rose'la karşılaşıyor Ash ve Rose Ash'i bir yemeğe davet ediyor. Bu yemek ilginç bir yemek çünkü yemekte aslında biz Leon'un Rose'la birlikte olan macerasını görüyoruz. İşte Rose bunu biraz daha hani daha küçükken yeni Pokemon macerasına atıldığında himayesini alıyor, onu yetiştiriyor ve şampiyon olmasında aslında büyük etkisi var. Yani babacanı böyle babası gibi görüyor Rose'u biraz şey Leon. Hatta Leon burada şey Leon diyorum Rose burada aynı teklifi Ash için de yapıyor. Diyor ki seni de yetiştireyim bak Leon gibi diyor ama Ash kabul etmiyor. İlginç. Evet, Ash diyor ki ben kendi yoluma giderim. Yalnız başıma dünyayı dolaşmak istiyorum. Ben bağlı kalmak istemiyorum Galar'a dedi. Yani tabii ki doğru bir karar verdi kendi çapında. Tabii bu sekreterin hoşuna gitmedi Rose'un. Çok ilginç bir tepki verdi animede hatırlarsanız. Ama Rose da şaşırdı biraz ama yine de makul bir şey buldu. Ash'i makul buldu yani cevap olarak. Sonrasında Go tarafına baktığımızda ise ki Go tarafında daha ilginç şeylerin döndüğünü görüyoruz bence. Go tarafında Go ve Sonya'nın önce Turf City miydi neydi? İlk şehir, hatta ilk rozetin alındığı şehir oyunda da. Oradaki o duvardaki şey duvar diyorum. Dağdaki diyelim, tepedeki ne diyelim? Ona ne denir ya? Grafiti denmez. Grafiti denir aslında. Ne bileyim, şekil işte ya. O resme şekle bakarak arkadaşlar bir çıkarım yapmak istediler ve orada Sonya bize Galar, hani Galar kıtasındaki efsaneyi anlattı. İşte karanlık günde işte bir şeyler olduğunu ve Pokemon'ların Dynamax olup vahşileştiğini ve bugüne çok benzediğinden bahsetti. Burada Go'nun müthiş bir yardımı oluyor. Go'nun kafa saksı çalışıyor yani artık yavaş yavaş. İki tane şey söylüyor. Birincisi diyor ki genellikle diyor böyle diyor fırtına diyor kara bulutların içinden diyor efsane Pokemon'lar çıkıyor. Ben bir gün diyor Lugia'nın böyle çıktığını gördüm diyor. Orada bir Sonya bir dank ediyor. Sonra da diyor ki biz diyor Galar'a ilk geldiğimizde diyor bulutların arasında dev bir Pokemon görmüştük diyor. İkinci dank da öyle ediyor. Yani bu olayı büyük ve kötü, korkunç bir Pokemon'a bağladılar yani sonuç olarak. Öyle bir efsaneye bağladılar ve bunu gidip profesöre anlattılar. Aslında Go da profesörü görmek istiyordu biliyorsunuz. Profesör Magnolia ile karşılaştılar ve Magnolia bu şeyi anlattıklarında Magnolia başarılı buldu, doğru buldu ama dedi yetersiz dedi. Yani bunun dedi tamamını ortaya çıkarman gerekiyor dedi Sonya. Sonya'nın profesör olması için de bu şeyi araştırması gerekiyor tamamen. Bulması gerekiyor bu gizemi. Burada aynı zamanda Profesör Magnolia da onlara
özellikle Go'ya bazı şeyler anlattı. İşte Galar parçacığından bahsetti. O sırada bir meteor düşüyor biliyorsunuz. Meteordan işte onların içinde de bir Galar parçacığı olduğunu söylüyor. Galar parçacığının Pokemon'ları Dynamax yaptığından vesaire bahsetti. Bunları zaten izlediyseniz biliyorsunuz. Bu şekilde onu bilgilendirdi ve burada Go'da bir Dynamax bandına sahip oldu. Artık Go'nun da Dynamax kullanma olayı ortaya çıkmış oldu. Bununla birlikte bölümün sonlarına doğru başka bir yer araştırmaya gidiyorlar. Bu da bizim Sword oyununda neydi? Dövüş Jimmy'nin olduğu yer. Shield'da da galiba Hayalet Jimmy'nin olduğu şehirde. Oradaki bir işte yine duvar resmine gidiyorlar ve onu araştırıyorlar. Pek de bir anlam veremiyorlar. Bu sırada onları takip eden bir ne diyelim ajan gibi bir şey bunlara saldırıyor ve Go burada ilk defa şey kullanıyor. Dynamax kullanıyor. Rabifoot. Yani biz ona Rabifoot demeyelim tabii de. Ne diyelim? İngilizce adını unuttum lan Pokemon'un. Reboot. Pardon. Reboot. Şey, anime Japonca izleyiz diye Pokemon'ların İngilizcesini hatırlayamıyorum. Reboot ilk defa Dynamax oluyor ve burada yani bir yanlışlık sonucunda duvar yıkılıyor ve duvarın asıl arka tarafında bizim yani ne diyelim efsaneyi artık ortaya çıkaracak bazı heykeller ortaya çıkıyor ve bölüm burada bitiyor arkadaşlar. Dunk diye bitiyor. Niye bitiyor? Çünkü daha devamı var. Haftaya devam edecek. Aslında haftaya da değil. Siz bu bölümü izlediğinizde muhtemelen bir gün sonra yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Evet, ikinci bölüm aşağı yukarı bu şekildeydi arkadaşlar. Güzel bir bölümdü. Dolu dolu bir bölümdü. Bilgiye doyduk. Yani Galar efsanesi hakkında, Galar'daki o olaylar hakkında birçok bilgi edindik. Gelecek bölümde de muhtemelen Eternatus'un ortaya çıktığını göreceğiz ve asıl olayların orada olacağını göreceğiz arkadaşlar. Başka da bilmiyorum. Aklıma çok böyle önemli bir enstantane gelmedi açıkçası şu anda. Ben olayları tamamen anlattık diye düşünüyorum. Güzel gerçekten. Bugün aynı zamanda şurada aklıma gelmişken söyleyeyim. Bunu birkaç hafta önceki duyurumda yapmıştım anime inceleme videosunda. 5 Kasım'da demiştim. Twilight Wings'e özel bir bölüm gelecek demiştim. Hatırlıyor musunuz? Bugün 5 Kasım arkadaşlar. Ben bu videoyu çektiğim an itibariyle. 5 Kasım'da Remember 5th November diye bir olayı da hatırlatayım. Before Vendetta izleyenler bilir 5 Kasım. Bugün yayınlanacak o da. Bakalım nasıl bir bölüm olacak, neyi anlatacak. Gerçekten ben de merak ediyorum. Onun da ayrıca bir incelemesini yaparız izledikten sonra sizlerle birlikte diyorum. Gelecek hafta dediğim gibi bir sonraki bölümde Eternatus'u göreceğiz. Bakalım neler çıkacak ortaya. Gerçekten merak ediyorum Eternatus'u nasıl devirecekler. Devirirken muhtemelen eşin Lucario'su olacak. Go'nun Cinderace'i olacak. Evrim geçirecekler vesaire. Bakalım neler olacak neler bitecek hep birlikte göreceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Anime inceleme videolarımız tabii ki devam edecek. Yani DLC artık yavaş yavaş sonuçlanmaya başladı. DLC bittikten sonra serilerimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza da ücretli destek verebilirsiniz. Ücretli destek olan abonelerin ismini gördükten sonra videoma son veriyorum. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle.